Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Google Play hizmetleri durduruldu. Hatası, sorunu nasıl çözülür onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu sorunla ben de karşılaştım. Epey can sıkıcı bir konu ve uğraşarak, araştırarak bu konuyu çözdüm arkadaşlar. Şimdi bunun çözümünü sizlere adım adım göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmından uygulamalar var arkadaşlar. Uygulamalara tıklıyoruz. Burada uygulamalarımız çıkıyor. Yine burada Google Play hizmetleri olan kısım var arkadaşlar. Buraya giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar sayfamız açıldı. Burada üst kısımda devre dışı bırak, durmaya zorla diye iki kısım var. Bu kısımlar şu anda aktif değil arkadaşlar. Pasif yani kullanamıyoruz. Bunları kullanılır hale getirmemiz gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Bunun için de yapmamız gereken tekrar çıkış yapıyoruz. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Uygulamaları tıklıyoruz. Burada sağ üst kısımda 3 nokta var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada değişik bölümler karşımıza çıkıyor. Burada özel erişim var arkadaşlar. Alttan ikinci özel erişim. Buna tıklıyoruz. Burada cihaz yöneticileri ikinci kısımda en üstten ikinci kısımda cihaz yöneticileri bölümüne tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir bölüm çıkıyor arkadaşlar. Cihazımı bul, Screen Lock Service, bir de virüs programı olan bölüm var arkadaşlar. Bu zaten işaretli değil. Şimdi arkadaşlar cihazımı bul kısmını tıklayarak devre dışı bırak yazıyor arkadaşlar aşağıda devre dışı. Bunu devre dışı bırakıyoruz. Bunu devre dışı bıraktık. Yine Screen Lock Service kısmını da devre dışı bırakıyoruz. Bunu da devre dışı bıraktık arkadaşlar. Şimdi tekrar bu sayfayı kapatıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Uygulamalar bölümüne tekrar giriyoruz. Google Play hizmetlerine tıklıyoruz ve görüyorsunuz arkadaşlar. Videomun başında göstermiştim. Devre dışı ve durmaya zorla kısımları yoktu. Biraz önceki yerleri devre dışı bıraktığımızda burası aktif hale geliyor arkadaşlar. Şimdi bu durumda yapmamız gerekenleri de size anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle depolama kısmına tıklayarak hafızayı yönet yazıyor arkadaşlar. Önce ön belleğe silmeye de gerek yok arkadaşlar. Direkt hafızayı yönete tıklayarak bütün verileri siliyoruz. Sonra devre dışı bıraka basıyoruz. Devre dışı bırakıyoruz. Ve burada güncellemeleri kaldırı var. Sağ üstte 3 noktaya basıyoruz. Güncellemeleri kaldır yazıyor. Ona basarak güncellemeleri kaldırıyoruz. Ben şu an yapmıyorum çünkü telefonum normal. O yüzden sizlere gösteriyorum. Güncellemeleri de kaldırıyoruz. Ve buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar ayarlara geliyoruz. Uygulamalara giriyoruz. Burada özel erişime giriş yaptık. En alt kısımda arkadaşlar kullanım verilerine erişim diye bir bölüm var arkadaşlar. Burada sıkıntıyı çıkaran özellikle 3 tane yer var arkadaşlar. Google Play hizmetleri, Google Play Store.
Bunlar açık görünüyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları da kapatıyoruz. Bunları da kapatıyoruz hepsini. Google Play Store'u da kapatıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar ben yapmayacağım tabii video çektiğim için. Telefonumuzu kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz arkadaşlar. Telefonumuzu kapatıp tekrar açtığımızı varsayıyorum ve tekrar ayarlara giriyorum. Burada uygulamalara geliyorum. Uygulamalara. Tekrar burada arkadaşlar özel erişime giriyorum. Cihaz yöneticileri kısmına üstten ikinci tıklıyorum. Burada daha önceden devre dışı bıraktığımız cihazımı bulu etkinleştiriyorum. Screen lock servisi de daha önce devre dışı bırakmıştım. Onu da etkinleştiriyorum. Ve geri geliyorum arkadaşlar. Kullanım verilerine erişim kısmı vardı en altta. Burada hatırlarsanız Google Play hizmetleri, Google Play Store'u kapatmıştık. Bunları da açıyoruz arkadaşlar. Bunları da açtım arkadaşlar. Gördünüz. Buradan çıkış yapıyoruz. Arkadaşlar bu aşamada Play Store'a da girebiliriz. Herhangi bir uygulamaya da girebiliriz. Ona girdiğimizde herhangi bir uygulamaya girdiğimizde Google'la ilgili olan bir uygulamaya geldiğimizde Google'a da girebiliriz. Fark etmiyor arkadaşlar. Bunlardan birine girdiğimizde bize güncelleme uyarısı çıkıyor arkadaşlar. Bunu da okeyleyerek uygulamaları güncellemiş oluyoruz arkadaşlar. Böylelikle tabi burada Gmail de isteyebilir arkadaşlar. Onu da işaretlersiniz. Zaten orada görünüyor. Play Store'a girdikten sonra da görünüyor. Kullanmak ister misiniz diye Gmail'leriniz görünüyor. Bunu da okeyleyerek telefonunuzu normale döndürmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım bu videom sizlere faydalı olur. Ben epey uğraşmıştım bu sorunu çözmek için. Çözdüm. Sizlere de faydalı olsun diye bu videoyu hazırladım. Umarım sorununuz çözülür arkadaşlar. Videomu beğenip kanalımıza abone olarak destek olursanız memnun oluruz. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.